İyi günler arkadaşlar. Polygon Atış Kulübü olarak bugünkü videomuzun konusu tüfek seçimi ile ilgili. Tüfekleri ne maksatla kullanacağımızı belirleyerek ona göre seçimlerimizi yapmamız lazım. Genelde Türkiye'de tüfekler avcılıkta kullanılan ve hobi olarak kullanılan, trap'ta kullanılan, bir de evde bulunma olarak kullanılan tüfekler vardır. Genelde Türkiye'deki tüfekler yarı otomatik, pompalı ve şarjör beslemeli tüfekler olarak kategorize edebiliriz. Burada avcılıkta kullanılan silahlar genelde süperpoze, çifte, yarı otomatik, pompalı ve şarjör beslemeli tüfekler vardır. Tüfeklerin kullanım amacı bulundurmak, evde bulundurmak, araçta taşımak ve avlanmak olarak kategori ayırabiliriz. Bir de ayrıyetten yarışmada kullanılan tüfekler vardır. Onların normal standart tüfeklerinden hariç modifiyeli olarak tüfekler vardır. Mesela traplarda kullanılan tüfekler vardır. IPS'te kullanılan tüfekler vardır. Yarışmalarda kullanılan tüfekler vardır. Onlar da kategorisine göre custom olarak da tabir edilebilir. Bizim tanıtacağımız tüfekler veya tüfek seçimlerini yapacağımız da genelde yarı otomatik Pompalı, süperpoze ve çifte olacaktır. Yarı otomatik tüfeğimiz şu şekilde gösterebilirim. Tüfeğimiz yarı otomatik olduğu için tüp beslemeli. Buradaki tüp beslemeli tüfek 2 artı 1, 3 artı 1, 5 artı 1 ve 7 artı 1 olarak şey yapılır. Ama avlanmakta kullanacağımız için genelde şarjör beslemeli, tüp beslemeli tüfek olduğu için takoz bulunmak zorundadır. Kanuni bir zorunluluktur. 2 artı 1 olarak gelir. Bütün tüfeklerde 2 artı 1 olarak mesela şarjör beslemeli tüfeğimizde ise aynı şekilde takozu vardır burada. 2 artı 1'dir. Yani diğer 5 tane alması gereken şarjör 2 artı 1 olur. Bu kanuni bir zorunluluktur. Burada tüfekler mesela biz aldığımız zaman emniyete gideriz. Bulundurma ruhsatımızı çıkartırız. Eğer aracımızda taşıyacaksak çantasının içinde şarjörü ayrı veya şarjör tüpünde mermi olmadan mermiler ayrı şekilde muhafaza ederek taşımak zorundayız. Evde de ise kimsenin, çocukların ulaşamayacağı bir yerde ama bizim bilebileceğimiz yerde muhafaza etmek durumundayız. Şimdi tüfekler benim şahsi düşünceme göre avlanma yapacak kişiler genelde süper poze ve çifte kullanmak suretiyle avlanma yapması tercihinden yana. Çünkü Şöyle düşünün avlanma yapıyoruz sürekli avlanma yaptığımız zaman mesela 5 artı 1 7 artı 1 fişek doldurduk atış yapıyoruz. Kuş önümüzden kalktı diyelim veya tavşan kalktı diyelim atış yapıyoruz atış yaptık vuramadık onun yaşama şansı veriyoruz. Ama 5'li 6'lı fişek attığımızda vurana kadar ateş ediyoruz. Bu ne demektir hayvana veya ava yaşama hakkı tanımıyoruz demektir. Bu nedir belli bir süre sonra yarın veya öbürsü gün çocuklarımızın av bulamaması veya hayvan, yabani hayvan bulamaması anlamına geliyor. Bunun için benim tercihim herhangi bir şeyde avcılık yaparken herhangi bir avda iki taneden fazla fişek atmamaktan yana. Ama bunun insanların kendi tercihi ayrı bir konu. Ayrıca bulundurma tüfeklerimizi aracımıza taşırken asla ve asla avlanma bölgelerinde dolaşmayalım. Sebebi ise avlanma yapmasak dahi bunun için kurallar vardı. Avlanma bölgesinde bulundurma tüfekle gidersek herhangi bir cezayı işleme maruz kalabiliriz. Bunu önlemek için avcılık belgesi almamız lazım, taşıma almamız lazım ve bu şekilde bu yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz lazım ve herhangi bir yasa dışı usule maruz kalmayız. Bu şekilde cezadan kurtulmuş oluruz. Şimdi tüfekleri seçerken tüfeğimizi normalde kolumuzun uzunluğu ve omuz hizasına gelecek şekilde ayarlamamız lazım. Bunlar mesela bazıları standarttır, bazıları standart değildir. Kişiye göre de tüfek seçimi yapılabilir. Genelde avcılar ve avlanma yapacak kişiler kendi omuz ve kol hizasını hesaplayarak o şekilde kaldırdığı zaman hedefi görebilecek şekilde ayarlarlar ve o şekilde sipariş verirler veya fabrikadan o şekilde isterler. Bizim kullanış amacımız eğer sadece evde bulundurmak veya araçta bulundurmak ise bunun pek bir önemi yok. Önemli olan tüfeğimizin çalışması, muhafaza altına alması. Mesela tüfekler çeşitli kalibrededir. Mesela 36'dan başlar, 36 kalibre, 16 kalibre, 20 kalibre, 12 kalibre olarak standart kalibreleri vardır. Ayrıca tüfeklerin namlu boylarına göre de ayırabiliriz. 47 santimden başlar, 81 santime kadar da çıkar. Bundaki uzunluk farkı işte avlanma hayvanına göre. Mesela kısa namlular genelde kuş avları ormandaki avcılıkla ilgilidir. Mesela ormanda avlanma yapacağımız zaman sağa sola çarpmaması için kısa namlu tercih edilir. Ördek avı yapacaksak uzun namlu, daha uzun mesafelere atacak. Çünkü buradaki namlu uzunluğu fişeğin veya saçmanın toplu olarak gitmesidir. Tüfeklerin uçlarında şoklar vardır arkadaşlar. Buradaki şoklar 1, 2, 3, 4, 5 diye geçer. Buradaki amaç şokların numarası birden başlayıp 5'e doğru gitmesi sebebi 1 en dar olanı, 5 en geniş olanı. Yani uzak mesela toplu olarak gitmesini istediğimiz fişekleri, saçmaları ona göre şokları kullanırız. Mesela bir numaralı şok kullandığımız zaman namlonun ön tarafı daha dar olacağı için saçmalar toplu olarak gider. Buradaki önemli olan bizim hiçbir zaman unutmayacağımız şey tek kurşun kullanırken asla 1 ve ikinci numaralı şoku kullanmamamız lazım. Çünkü onlar dar olduğu için Allah göstermesin ucundan herhangi bir sakatlık çıkar. Çünkü tek kurşunlar yekpare olduğu için namluya zarar verebilir ve doğal olarak bize de zarar verebilir. Tek bir numara ve iki numaralı, 3 numaralı şokları kullanırken saçmalarda kullanmamız lazım. Saçmaların namludan daha derli toplu olarak daha uzak mesafeler gitmesini sağlar. Tüfeklerin 76 ve 70 magnum olarak fişek yatakları vardır. 76 namlu fişek yatağı, 76 dediğimiz şey fişeğin toplam boyutudur yani. 76 namlu fişek yatağına Magnum yatak olan namlularda her türlü fişek kullanabilir. Çünkü fişek yatağı uzun olduğu için bu şekilde kullanılabilir Ama 70 namlu fişek yatağı olan namlularda 76 namluya uygun olan fişekleri kullanamayız. Bu da sorun yaratır. Fişek yatağındaki magnum yatak dediğimiz, magnum dediğimiz yüksek kalibredeki şeyi gösterir. Mesela diyelim ki burada 76 magnum dediğimiz saçmanın daha çok olması, barutunun daha fazla olması ve burada basıncının daha fazla olmasını gösteriyor. Bu nedenle fişekler genelde şu anda Türkiye'de 76 magnum yatağı uygun olarak üretilmektedir. Burada yapmamız gerekenler tüfeği seçerken kullanış amacımıza göre seçmemiz lazım. Avlanma, bulundurma veya yarışma olarak düşündüğümüz zaman. Yarışmada biliyorsunuz yarışmaya katıldığınız zaman özel tüfekler vardır. Herhangi bir tüfekle de yarışmaya katılabilirsiniz ama dereceye giremezsiniz. Bunun için özel yapılmış tüfekler vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Her tüfekle de yarışmaya girilmez. Mesela trap yarışmaları vardır. Trap yarışmalarında genelde süperpoze kullanılır. Süperpozeler mesela burada önemli olan uluslararası yarışmalara katıldığınızda veya Türkiye yarışmalarına katıldığınızda bunlarla ilgili standart bilgiler vardır. Yani tüfeklerin standartları vardır. Bir şarjörlü tüfekle yarışmaya katılamazsınız. Bununla ilgili gerekli araştırmaları ve tehkikleri yaptıktan sonra buna göre silahınızı seçimini yapmanız lazım. Daha önce dediğim gibi yarışmaya katılırken omuz hizanızın, kol boyunuzun falan ölçülerini alıp da ona göre siparişlerinizi veya tüfeklerinizi almanız gerekmektedir. Burada bahsetmek istediğim bir de genelde insanların taktik olarak kullandıkları tüfekler vardır. Taktik tüfekler yani tüfeğin taktik olarak şey yapması genelde eğlence ve hobi amaçlı olmaktadır. Mesela taktik tüfekler modifiyeye uygun olduğu için herkes tarafından beğenilir. Ama kullanış amacına göre de taktik tüfekler her yerde kullanılmaz. Taktik tüfek dediğimiz normal tüfeğin üzerine modifiye yapılan malzemelerden kaynaklanır. Çalışma prensibi olarak aynıdır yani. Yani bir av tüfeğinin çalışma prensibi olarak yani yara otomatik tüfeklerin modifiyeli halidir. Şimdi bir taktik tüfeği bir şarjörlü tüfekle veya bir süper poze ile çifte ile karşılaştıramayız. Süper ve çifte de namlu ikili dediğiniz zaman bütün basıncı fişeye verir. Burada kitleme yaptığı için. Ama normal yarı otomatik tüfeklerde gazla çalıştığı için ateşleme esnasında namluyu terk edene kadar gaz basıncıyla çalıştığı için burada bir gaz kaybı olacaktır. Ama süperpozede ve çiftede ise bütün gücü, bütün enerjiyi fişeye yansıtacağı için daha uzak mesafeler ve daha etkili bir atış sağlayabilirsiniz. Bunu da ayrıyetten ek bilgi olarak verelim size. Genelde pompalılar da öyledir. Pompalı silah doldurduğunuz zaman kilitleme yapacak. Siz açana kadar o kilitleme yaptığı için bütün gücü fişeye verecektir. Ama otomatikte tetiğe bastığınız an barutun gaz basıncına göre hareket edeceği için sizin etki alanınız dışındadır. Kendi prensibine göre çalışır. Ama pompalıda, süperpozede ve çiftede siz tahliye etmediğiniz sürece o basınç hepsi orada olacağı için daha uzak mesafeleri gidecektir. Bu da avlanmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar bugünkü videomuzda tüfeklerin seçimi, avlanma ve avcılıkta veya yarışmada kullanmak istediğimiz tüfeklerle ilgili bilgileri verdik. Videomuzun içeriğini beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.